Şimdi burada sizinle buluşmamıza vesile olan arkadaşlara ve yetkili kuruma teşekkür ederek başlayalım. Bismillah diyerek başlayalım. Batı felsefesi insanın kurdudur der. Bizde ise bunun tersidir. İnsan insana şifa olabilir. İnsan insana merhem olabilir. Ben böyle bakıyorum. Her insanın tabii ki bir hikayesi var. Zaten yarım bir hikaye ile gönderiliyoruz. Burada da bir şekilde tamamlanıyor hikaye. Ve artık kalan tarafta devam etmek üzere. Herkes hikayesini yaşıyor ve asıl olan mekana göçüyor. Efendim bendeniz Yaşar Eğilmaz, Oyun Bozan Atölye sanat yönetmeniyim. Yaklaşık 30 küsür yıldır bu ülkenin hikayelerini, bu ülkenin insanlarının hikayelerini anlatmayı seçmiş bir kardeşinizim. Ama hakikaten çok zor. Bu ülkede bu ülkenin hikayelerini ve bu ülkenin insanlarının hikayelerini anlatmak inanılmaz zor bir şey. Belki ilerleyen süreçte örnekler verebilirim bununla alakalı. Şimdi hikaye anlatıyoruz ya biz, o açıdan ben de konuşmamı böyle üç kısımda dedim toparlayayım ki karşı tarafa da problem olmasın. Giriş, gelişme, sonuç. Bir girizgah oldu zaten ufaktan. Ufaktan da bir gelişme. En sonunda da bir şeylerle toparlayabilirsek ne ala bize. Efendim 1970'li yıllar. Çocuksunuz. Şu an sahip olduğunuz, eğlendiğiniz, vakit geçirdiğiniz hiçbir şey yok o zaman. Bu iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? Onun da kararını siz vereceksiniz. Şimdi biz akşamları dediğim gibi televizyon, bilgisayar, internet, telefon vesaire hiçbir şey yok. Sobanın başındasınız. Bir de kedi. Bir de babaanne. Ve size hikayeler anlatıyor, masallar anlatıyor. Bildiğimiz kadim Türk geleneğinin masalları bunlar. İşte Tepegöz var, ne bileyim, yedi başlı ejderhalar var, işte ne bileyim, Keloğlan var, işte Hacivat Karagöz var falan. Bunları anlatıyor 80 yaşında bir babaanne. Ve siz o kadar mutlusunuz ki, yani deyim yerindeyse sızıp kalıyorsunuz. Ertesi gün hayat yeniden başlıyor. Yani muhteşem bir çocukluk. Şimdi ben İşte çocuklarımızın yaşadıkları zamana bakıyorum, ilgi ve alakalarına bakıyorum, işte neler yapıyorlar falan bakıyorum. Mesleğim icabı bakmak zorundayım, sınıf öğretmeniyim aynı zamanda. Hakikaten onlar adına üzülüyorum. Babaannem o hikayeleri anlatırken, bende şöyle bir şey vardı. Ya bu kadın nereden anlatıyor bunları? Nasıl anlatıyor? Ve ben de anlatmak istiyorum. Ben de bir şeyler yapmak istiyorum. O zamandan başlayan bir süreç bu ve artık ben oraya yoruyorum. Oradan başlayan ve 2019'a kadar gelen bir süreç. Sonra ben Dede Korkut salnamelerini okuduğumda babaannemin anlattıklarının birçoğunun orada olduğunu gördüm. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. Hani reddi miras üzerine kurulan Cumhuriyet söyleminde işte Osmanlı okuma yazma oranı düşük, kitap yok satılmıyor, şudur budur falan. Benim babaannem köyde, 1000 nüfuslu bir köy, okuma yazması yok ve bana masallar anlatıyor. Yani okuma yazma şu an %90 küsürlerdeyiz ama neye yarıyor, o da ayrı bir düşünülmesi gereken mevzu. Efendim oradan gelen bir alışkanlık diyorum ben, hikaye anlatma geleneği. Ve sonra devam ediyor. Lise sondayız. Bunu anlatmadan geçmek olmaz diye düşünüyorum. Belki de bizim hikayemizin babaannenin bize anlattıklarından sonraki
En önemli kısmı burada başlıyor. İmam Hatip Lisesi, Dinar, Afyon Dinar. Son sınıftayız. Müdür ve yardımcısı, bizim zamanımızda öyleydi. Böyle çat kapı girerlerdi. Biz derdik, ya yine birisi yaramazlık yaptı, ya işte bir huzursuzluk var, yoklama yapılacak falan. Bizim zamanımızda öyleydi, şimdi nasıl bilmiyorum tabii. Dediği böyle bir oyun var, sen oynar mısın? Sen yok. Sen yok. Ya işte kocaman adamlarsınız, nasıl oynamazsınız falan. Kapıdan çıkıyorlar böyle. Söyledikleri de boylu postlu arkadaşlar. Ya onlara göre bu işi onlar yapabilir falan. Çıkarken dedim, hocam ben oynarım falan. Nasıl dedim. Oynarım ya, oynayabilirim. Gerçekten evet, oynarız. Oyun Necip Fazıl Üstad'ın İbrahim Ethem oyunu. 160 sayfalık bir tekst, 3 perde. O zaman öyle, Necip Fazıl oyunları öyle kolay değil yani. Ya nasıl oynayacağım falan dedim. Ya oynarız işte, yani babaanneden gelen bir şey var ama sadece o gelmeyle kalmıyor. Yani ben işte okumayı, yazmayı, ne bileyim hikayeler kurmayı, işte bir şeyler anlatmayı hep sevmişim. İşte onlar bana yön vermiş, ne bileyim hayatımın anlamı olmuş. Bu anlamda bayağı kitap okumuşum falan. Bir taraftan da anlatmak istiyorum yani. Yapabilir misin falan dedi. Ya yaparız yani, yapmasak niye el kaldıracağız falan. İyi dedi, verin gitsin falan. Neyse efendim, öyle başladı o toz. Sahne toz diyorlar buna. Sahne tozunu yutmayla hap yutmak aşağı yukarı aynı şey. Hani hapı yuttun derler ya. Orada giren sahne tozu işte bizi buralara getirdi sevgili arkadaşlar. O oyun ve süreç ve oyunun çıkması apayrı bir hikaye. Buraya sığmaz. Belki bir gün onu da anlatırız. Ve öylece başladı bizim sahne hikayemiz. Sonrasında üniversitede oyunlar devam etti. Oynamaya devam ettik. Öğretmenliğe başlamamla ufak tefek yine hikayeler devam etti. Ve çocuk oyunları yapıldı. Bu esnada ben tabii ki taşradayım ve oranın devlet tiyatrosu yılda bir ya da iki oyun koyuyor. Ve ben o oyunlara gidiyorum izlemeye. 2 defa, 3 defa, 5 defa gidiyorum aynı oyunu izlemeye. Çıkışta da inanılmaz bir şey var. Yani Allah'ım diyorum, niye böyle oluyor? Çünkü yani DT'nin hali hazırda da belki son bir yıllık süreçte bir parça düzelme var. Devlet tiyatroları ya da şehir tiyatroları arkadaşlar 100 küsür yıllık bir geçmişi var. Ama ben size trajik bir şey söyleyeyim. Bir tane Sarıkamış hikayesi yok bu kurumların, biliyor musunuz? Yani ne kadar acı bir şey. Yani anlayamıyorum. Yerli dediğimiz oyunlar işte Yaşar Kemal'in, Nazım Hikmet'in ya da ne bileyim Orhan Kemal'in. Oradaki oyunlara bakıyorsunuz, Anadolu insanı, işte ne bileyim menfaatçi, 3 kuruşa 5 takla atan, işte ne bileyim hatır bilmeyen, incelik bilmeyen, nezaket bilmeyen insanlar. Bunları yüceltiyor oyunlar. Hikayeler bunların üzerine kurulu. O oyunlardan her çıktığımda ben Allah'ım dedim, ne olur bana fırsat ver. Biraz önce kardeşimiz dedi ya, sözün gücü işte, isteme, arzu vesaire. Ben de bir şeyler yapayım. Ne yapayım? Ya bu benim yaşadığım coğrafya, insanlarımız o kadar kötü değil. Tiyatrodaki o işte hikayede öne çıkarılan insanlar, işte kahramanlaştırılan insanlar. Bunlar o kadar kötü değil. Ha kötüler vardır illaki ama ya bizde de şu var, yani kadim İslam medeniyetinde de böyledir. Anlatı iyi anlatmak gerekir. Kötü belki hikayede bir çatışma unsuru olarak olabilir, kullanabilirsiniz bunu. Ama iyi örneklemek, onu önde tutmak, onu seyirciye paslamak budur. Mesele budur. Biz, ya ben kendi açımla böyle bakıyorum ve bunun için dedim mesai harcamalıyım.
Yani öyle bir 3 yıl, 5 yıl geçti, 6 yıl geçti. Ve sonra biz bir Çanakkale hikayesiyle başladık. O zamandan bu zamana kadar yanımızda olan bir sevgili kardeşim var benim. Şu an burada sürpriz yaptı. Ona da teşekkür ederim. Yol arkadaşımız. Ve böylece hikayeler başladı arkadaşlar. Şimdi buradan gelişme bölümündeyiz bu anda. Evet, çok da zaman kalmamış hemen. Gelişmeden sonuca bağlamak lazım. Oyunbozun Atölye neler yaptı? Mustafa Kutlu hikayesini sahneye taşıdık biz. 3 tane. Rasim Özenören'in bir hikayesini taşıdık ki bu da ilk oldu. Ondan sonra dediğim gibi Çanakkale hikayesi yaptık. 2 tane Sarıkamış hikayesi yapıldı. Aşık Veysel'in hayatını aktardık. İhan Dallas'ın Gariplerin Kitabı. Ne bileyim. Bu da alanında bir ilk ürün. İşte Kerbela'yı anlatmaya çalıştık. Vesaire bu anlamda yani bu toprakların hikayesini biz insanlara anlatma görevini üstlenmiş bir kardeşinizin bir ekibiz. Bir sonraki anlatacağım şey ise Mustafa Kutlu'nun Rüzgarlı Pazar hikayesini belki okumuşsunuzdur. Bir Türkiye fotoğrafıdır o. Güzel bir hikayedir. Onu biz yaptık. Dediğim gibi taşradayız bu esnada. 3-4 aylık prova sürecinden sonra artık sahne zamanı geldi. Ve biz onu o şehirde sahneleme imkanı bulamadık. Maalesef. Ve Allah razı olsun şu an bu çatının olduğu belediye bize dedi ki gelin dedi burada yapın oyununuzu, galanızı burada yapın. Ve biz Rüzgarlı Pazar oyununun galasını Taşra'nın bir köyünden, bir kasabasının, bir şehrinden kalkıp Eyüp'te yapmıştık. O da benim unutamayacağım bir hikaye, bir an. Son olarak söylemek istediğim arkadaşlar, biz 2 hafta önce Balkan turnemiz vardı. Makedonya ve Kosova'nın 5 şehrinde Sarıkamış hikayesini, bir de çocuk oyunumuz vardı, onlar oynadık. Şimdi oradan aktaracağım yine bana hakikaten çok dokunan bir hikaye, çok beni etkileyen bir hikaye. Onunla bitireyim istiyorum. Oradaki bir arkadaş şöyle söylemişti oyundan sonra, daha doğrusu bir veli. Ben dedi çocuğumu yıllardır bu tiyatroya getiriyorum. Türk bir aile. Ama çok Türkçe konuşamıyor. Çocuk Makedon okulunda. Her oyunun işte 15. dakikasında beni çekiyor. Hadi gidelim anne hadi gidelim. Ve başarıyor. Her seferinde kaçıyor. Dedi çocuk için. Çocuk da 7-8 yaşında. Ama dedi ilk kez bugün çekmedi beni dedi kadın. Bu bana inanılmaz mutluluk verdi ve oyunun sonuna kadar izledi dedi. Çok teşekkür ediyoruz dedim. Bu bizim için hakikaten yaptığımız işin bir işe yaraması anlamında çok güzel bir şey oldu. Sonra bir arkadaşla konuşurken şöyle bir cümle sarf etti. Oradaki yetkililerden bir tanesi. Bize dedi işte 80 yıldır Türkiye'yi, işte Osmanlı'yı kötüleyen, işte kötü bir şekilde örnekleyen, baskılar, zulümler, işte ders kitapları, müfredatlar falan. Bu sayede dedi biz neredeyse dedi işte Türkiye'den, Türk'ten, Osmanlı'dan nefret eder hale gelecektik. Ne oldu? Son 15 yılda dedi o 80 yıllık yarayı biz bir çırpıda kapattık dedi. Ne güzel dedi. Sonra dedi ki ya bu sadece sizin yaranız değil biliyor musunuz? Bizim ülkemizde de dedim biz bundan 15-20 yıl önceye kadar Kızıl Sultan diyordu Abdülhamit'e biliyor musunuz dedi. Adam şaşırdı kaldı böyle. Yok ya dedi. Evet dedim. Yani biz de aynı şekilde böyle. Ha, yeni yeni işte dedim düzelmeye başladı falan. Yeni yeni işte bir şeyler olmaya başladı falan. Çok şaşırmıştı. Dedim sadece siz mağdur değilsiniz yani. Bu anlamda biz de iyi süreçlerden geçmedik maalesef. Bu hikaye de böyle. Daha anlatacak çok şeyler var ama süre ve zamanı. Eyvallah. Çok sağ olun. Gönlünüze sağlık.